Merhaba, Bükreş'ten sevgiler, selamlar herkese. Yine bir pazartesi günündeyiz ve yine sizin karşınızdayım haftanın özeti için. Bu hafta biraz siyasi konularımız yoğunlukta. Biliyorsunuzdur, duymuşsunuzdur, NATO askerleri Afganistan'dan çekilmeye başladı ve Romanya'nın ilk askeri kafilesi, 70 kişilik kafile dün itibariyle başkent Bükreş'e döndü, yuvalarına dönmüş oldu. Askerler ailelerine kavuştu. Toplam Romanya'nın NATO kadrosunda Afganistan'da 600 askeri bulunuyor ve bu askerlerin 11 Eylül'e kadar çekilmesi planlanıyor. NATO ile konuyu açtık. NATO ile yine devam edelim. Bugün çevrimiçi bir zirve var. NATO zirvesi. Joe Biden katılacak. Romanya Cumhurbaşkanı, Polonya Cumhurbaşkanları katılacak. Bölgeden 9 ülkenin devlet hükümet başkanları bu online, bugün yapılacak olan online NATO, Doğu Avrupa NATO zirvesine katılacak. Tabii ki konu Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan son günlerde artan gerginlikler, Karadeniz bölgesinin güvenliği konuları. Bu konularda görüş alışverişinde bulunulacak. Bakalım ne tür sonuçlar çıkacak, bunu izleyeceğiz. Yine NATO ile ilgili bir başka gelişme var. Romanya'nın ev sahipliği yapacağı bir ay sürecek bir NATO tatbikatı var. Bu tatbikat çerçevesinde toplam 26 ülkeden 30 bin civarında askeri personel görevli bu tatbikatta bir ay boyunca görev yapacak. Türkiye'den katılacak 66. Mekanize Tugayı bugün Çorlu'dan yola çıktı ve Romanya'ya doğru ilerliyor. Ardından görev yerlerine dağılacaklar ve tatbikata hazırlıklar başlayacak. 22 Mayıs'ta tatbikat başlamış olacak. Böyle bir Türk askeri misyonu da Romanya'ya bu tatbikat çerçevesinde gelmiş olacak. NATO ile ilgili askeri konuları tamamlamış olduk. Haftanın önemli ve demirbaş gündemlerinden birisi aşılama. Aşılamada her şey güzel gidiyor ve son haftada belirgin bir hızlanma var aşılamada. Günlük aşılama oranı 100 binleri, 110 binlere kadar ulaştı, 100 bini geçti ve çeşitli etkinlikler var. Yani halkın aşılanması için, halkı aşıya ikna etmek için çeşitli metodlarla, cazip yollarla vatandaş aşıya ikna ediliyor. Böyle bir çalışma var, böyle bir kampanya var. Nitekim ilk aşı maratonu adıyla yapılan ilk kampanyada 10 bin civarında kişi aşılanmıştı Timișoara'da. Bu hafta sonu Bükreş'te ben de kendim aşı oldum. Bu sayı 2'ye katlandı ve 20 bini geçti. Bu beklenenin üzerinde bir başarı. Bu devam edecek başka şehirlerde de. Önümüzdeki günlerde askeri hastaneler, mobil hastaneler randevusuz artık aşı yapmaya başlayacaklar. Çünkü sıra kalmadı. Yeterli derecede aşı var elde, sıra yok ve insanların hızla aşılama istedikleri durumda aşıya ulaşmaları mümkün. Ben mesela bu aşı maratonu kampanyasında aşımı oldum. 21 gün sonra aşı maratonu yeniden Bükreş'te yapılacak ve bu sefer ilk dozda aşısını alanlara ikinci dozlar yapılacak. Ayrıca yeni bir gelmek isteyenler, yeniden gelmek istiyorsa yeni gelenlere de aşıları yapılmış olacak. İşte aracınızla yanaşıyorsunuz istasyona, aşınız oluyorsunuz, mobil hastaneler dolaşıyor vesaire. Halkın aşıya erişimini kolaylaştırmak ve aşılanan insan sayısını arttırmak için her yol deneniyor tabiri caizse. Bunda tabii neyin etkisi var? Yaz dönemi geliyor, turizm canlanması lazım. İnsanlar yurt dışına gidecek, gidemeyenler yurt dışında çeşitli yerlere gidip para harcayacaklar. Turizm mekanları para kazanması gerekiyor, ekonominin canlanması gerekiyor. Bunun sağlanması ve hayatın normalleştirilmesi için de aşılanan insan sayısının arttırılması gerekiyor. Mayıs sonu itibariyle 5 milyon gibi bir hedef söylenmişti. Bana açıkçası çok inandırıcı gelmemişti. Şimdi bu bir aya ötelendi. Haziran ayının sonuna kadar 5 milyon aşılanmış kişi hedefleniyor ve Eylül'e kadar da 10 milyon kişinin aşılanması nihai hedef olarak belirlenmiş durumda. Artık bu son rötuşlanmış hedef. Umarız bu hedef tutturulmuş olur ve bu şekilde halk daha hızlı bir şekilde normalleşmeye dönmüş olur. Turizm deyince şöyle enteresan kampanyalardan bir tanesi de Romanya'nın sembolik mekanlarından birisi
Dracula Şatosu ve Dracula Şatosu ziyarete gelen insanlara ücretsiz aşı yapıyor, programsız efendim ve kapıda bulunduğunuz yerde aşı yapıyor ve size bir tane böyle çıkartma hediye ediyor oranın bir hatırası olarak. Dolayısıyla hani aşılanmak için tüm yollar deneniyor. Peki aşılama bu hızda giderken vakalar ne durumda? Evet, gevşemeler sürüyor. Kırmızı bölgede vilayet kalmadığı gibi sarı bölgede, yani 1.5'in üstünde enfekte oranı olan İl sayısı da 5'e düştü Romanya genelinde. Bunlardan birisi başkent Bükreş. Bükreş'teki ortalama da 1.61, yani 1.5'a yaklaştık. Eğer 1.5'un altına düşersek bütün bölgeler, Romanya'daki bütün bölgeler yeşil bölgeye dönüşmüş olacak. Yeşil bölgeye başkent Bükreş'in dönüşmesine az kaldı, öyle diyelim. Biraz daha gayretle, dikkatle inşallah yeşil bölgeye de geçmiş olacağız. Peki bu gevşemeler devam ederken eğitim ne oldu? Yüz yüze eğitim bugün itibariyle başladı. Çünkü uzun bir Paskalya tatili verildi eğitime Bükreş'te, Romanya'da. Ve bugün itibariyle eğitim başladı. Şöyle bir oranlama yapalım. Romanya'da üniversite öncesi 3 milyon öğrenci var. 3 milyon öğrencinin 2,5 milyonu bugün itibariyle yüz yüze eğitime başladı. Hani az önceki bahsettiğim sarı bölgede kalan 5 vilayet dışındakiler yeşil bölge, o bütün yeşil bölgelerde artık normal eğitim, yüz yüze eğitim, fiziki eğitim başlamış oldu ve sarı bölgeler yeşile döndükçe öğrenci sayısının artması bekleniyor. Okulların kapanması da Haziran'ın ortasını bulacak. Bakalım başkent Bükreş ile birlikte diğer sarı bölgede bulunan illerde de öğrenciler seneyi bitirmeden okullarına dönebilecekler mi? Gidişat onu gösteriyor. Sanki önümüzdeki birkaç haftanın, kalan birkaç haftanın bazı bölümlerinin herkes için artık yüz yüze olabileceğini öngörebiliyoruz. Bu da iyiye alamet. Yani bir iyimserlik var her tarafta. Herkesin de bir iyimserlik var. Artık normalleşiyor yavaş yavaş ortam diyebiliriz. Artık hayatı normalleştirdikten sonra sıra ekonominin normalleşmesine geliyor. Bununla ilgili de hükümet gerekli çalışmalar, hazırlıkları da bir taraftan yapacak, kararları alacak ve bakalım bu süreçte nasıl toparlanacağız, bu süreçten nasıl çıkacağız. Hava durumu gördüğünüz gibi biraz korunaklıyız, çünkü değişken hava hala devam ediyor. Romence'de bir tabir var, hava çok kaprisli, çok nazlı deniyor. Mesela bugün ve yarın sıcak hava olacak ama sonra birden yağmurlar başlayacak, fırtına olacak, rüzgar olacak. Sonra tekrar hava normale dönecek. Böyle Mayıs ayını da galiba değişken bir hava durumuyla geçireceğiz. Hava durumundan sonra son gündemi veriyorum. O da bayram, Ramazan bayramı. Zaten bununla da bitireceğim. Perşembe günü Ramazan bayramı, Romanya'daki 70 bin, ortalama 70 bin Müslüman için resmi bir tatil. Çünkü devletin tanıdığı bir imkanla Müslüman kişiler o gün izinli, doğrudan izinli sayılıyorlar. Ve geçen yıl bayramı hepimiz evimizde geçirmiştik. Camilere gidilememişti. Kapalı kalmıştı her taraf. Sokağa çıkma yasağından, o olağanüstü halden dolayı. Bu yıl artık kısıtlamalardan hemen hemen tamamından arınmış olarak, önemli bir kısmından arınmış olarak bayram namazına insanlar camilere gidebilecek ve birbirlerini ziyarete gidebilecekler. Bu da ve mezarlık ziyaretleri de burada yaygın, yerleşik bir adet yapılabilecek. Galiba bu şekilde biz de normalleşmeyi önümüzdeki günlerde bu bayram havasıyla tatmış olacağız. Daha normal günlere ulaşmak dileğiyle hepinize sağlık diliyorum. Hoşça kalın.